Seni tanımayan birine Tuna Vargı'yı nasıl anlatırsın? Yazılımcı, koşma meraklısı, biraz spor meraklısı, biraz troll tabii herkesin bildiği üzere. Öyle diyebilirim. Geliştirmeye nasıl başladın? Geliştirme hikayem aslında işte insanların gibi ilkokula, ortaokula o kadar dayanmıyor ama her zaman bilgisayar vardı elimin altında. Ufak tefek bir şeyler yapmaya çalışıyordum, yazmaya çalışıyordum ama hakikaten programlamaya girişim üniversitede başladı. Üniversite bir de programlama dersi vardı. Orada Fortran'la başladım. Fizik okudum ben üniversitedeyken. Fortran dersi aldık. Fortran 90 programlamıştım orada. Daha sonra biraz merak başladı. İşte diğer dillere baktım. Hala duruyor hatta Fortran kitabım evde. İşte Java'ya baktım falan. Sonra sayısal çözümleme dersi vardı. İşte fizik istatistiksel hesaplamaları, işte kuantum hesaplamaları falan için. Orada biraz sayısal çözümleme diye bir derste bayağı bir programlamayla uğraştım ama genelde script tarzındaydı. Yani matematiksel script yazıyordum genelde. MATLAB falan kullandım bayağı. Öyle diyebilirim. İstanbul ve Hipo'dan bahsedebilir misin? İstanbul güzel bir şehir. En azından birkaç sene önceye kadar daha güzeldi ama son senelerde biraz bozulmaya başladığını hissediyorum. Biraz düşünüyorum. Genel olarak bir bozulma var İstanbul'da. Hipo ya benim şu ana kadar çalıştığım en iyi yer diyebilirim. Şöyle yani diğer çalıştığım yerlere de çok haksızlık etmek istemem ama Hipo'da gayet mutlu olarak çalışıyorum. 2,5 sene oldu. Zaten bir insan 2,5 senedir bir şirkette çalışıyorsa herhalde mutludur yani. Yoksa ya da iş bulamıyordur başka yerde diye düşünebilirsiniz ama. Hipo güzel bir ortam. Hipo'dan bahsedeyim. Hipo insanların kişisel hayatına, insanların sosyal hayatına önem veren bir şirket ve içeride de o sosyalliği korumaya çalışıyor bir şekilde. İşte biraz önce sen de gördün, Hipotalks yapıyoruz. Her perşembeleri akşamları toplanıp işte herkes random bir konuda ne anlatmak isterse bir sunum hazırlıyor. İngilizce olarak. Çünkü ekipte Türkçe konuşmayan yabancı arkadaşlar da var. Onların da katılması açısından daha önemli. Bir de İngilizce geliştirme ve İngilizce sunum yapma yeteneğini de geliştirmek üzere İngilizce sunum hazırlıyor herkes. Mesela biraz önce arkadaş çaydan bahsediyordu. Ondan bir önceki arkadaş Android İstanbul komitesinden bahsetti. Böyle sunumlar yapıyoruz. Mesela biri Likya yolunu anlatıyor. Bir tanesi Python'da yeni bir modül çıkıyor. Mesela onu anlatıyor. Bir tanesi JavaScript kütüphanesi deniyor. Hafta sonu geliyor onu anlatıyor. Bu tarz şeyler var. Hipo'nun diğer güzel tarafı open source olduğu yani maksimum seviyede katkı vermeye çalışan bir şirket. Ve çoğu zamanlar işin çok yoğun olmadığı, çok ağırlık olmadığı zamanlarda da haftada bir gün open source projeleri, side projectleri ayırmaya çalışıyoruz. Yani böyle bir yaklaşım da var. Hatta ben 3-4 tane open source projeyi o günler sırasında geliştirmiştim. Öyle bir de şey güzelliği var tabii, teknik bir insan olarak. Yani ben Hipo'ya gelmeden önceki yazılım hayatımı düşündüğümde bu kadar tecrübeli bir yazılımcı değildim. Çok büyük bir sorumluluk oluyor. Çünkü projelerde genelde aynı görevde çalışan bir ya da iki kişi oluyor. Yani backend developer, Android developer, iOS developer. Üzerinde iki kişi olduğun için yüksek bir yük oluyor ama bu sana inanılmaz şeyler öğretiyor. Yani problemlerle başa çıkma, sorunlarla başa çıkma ve istediğin teknolojiyi çoğu zaman mantıksız bir şey değilse istediğin teknolojiyi projelerinde kullanabiliyorsun. Birçok şeyi deneme fırsatı oluyor. Yani ben inanılmaz bir teknoloji stack'iyle karşılaştım burada. Yani bir sürü database kullandım, bir sürü dil kullandım, bir sürü değişik değişik projeler yaptım. O açıdan bayağı öğretici bir yer. Okul diyebilirim. Hipo benim için aslında bir iş yerinden ziyade bir okul gibiydi. Hem sosyal olarak bir okul gibiydi, hem iş hayatı açısından da okul gibiydi. Yani birçok şeyi burada öğrendim diyebilirim ben. Hipo'da bir günün nasıl geçiyor? Sabah geliyorum. Açık büfe denilebilecek bir kahvaltı oluyor her sabah. İşte simitimiz, peynirimiz, Ayfer abla var sağ olsun. O hazırlıyor her şeyimizi. Kahvaltı tabağımı alıyorum. Kahvemi yapıyorum. Sonra yukarıya çıkıyorum. İşte ticketlara bakıyorum. Critical bir şey var mı diye. Sentry'ye bakıyorum. Sağlam bir hata gelmiş mi gün içerisinde, yani çok tekrarlayan bir hata olmuş mu, kritik bir şey var mı diye. Onlara bakıyorum. Sonrasında yani bir sanity check yapıyorum. O gün böyle bir sabahları deploy yapıyoruz bazı durumlarda. Yani staging pre-production ve production environment'ları var. O gün deploy varsa deploy'umu yapıyorum. Yani bir daha önceden planlanmış bir deploy'umuz varsa deploy yapıyorum. Daha sonra QA arkadaş var. O QA arkadaş testleri yapıyor eğer şeyse. Bir problem yoksa açıyorum. Hacker News'a bakıyorum. Reddit'e bakıyorum. Yani klasik her yazılımcının
yaptığı şeyler. İşte çeşitli şeylere bakıyorum. Yazılım bloglarına yeni bir şey var mı diye. Yani gün ortası sonra öğlen oluyor. Öğlen yemeği yiyoruz burada. Yine burada yapılıyor öğlen yemekleri. Ayfer abla hazırlıyor onları da. Burada hep beraber öğlen yemeğimizi yiyoruz. Saat 1'de genelde insanlar şu yandaki masada toplanıyorlar. Orada öğlen yemeği oluyor. Yazın bahçede toplanıyoruz. Kışın içeride. Öğlen yemeğimizi yiyoruz. Daha sonra çayımızı kahvemizi içiyoruz. Sonra çalışmaya geri dönüyor herkes. Genel olarak böyle. Yani 7-8 saat ofiste geçirmeye çalışıyoruz. Hippo'da şey de var. İstediğin zaman remote da çalışabiliyorsun. Yani bugün gelmeyeceğim deyip mesela yani haber verdiğin sürece bir de ortak çalışma saatleri var. Ortak çalışma saatleri günde 3-4 saat ortak çalışma saatimiz var. Her yani farklı time zone'larda da insanlar olduğu için onlara beraber vakit geçirmek üzere. O time zone'lardaki insanlarla da görüşebilmek üzere bir ortak çalışma saati var. Onun dışında istediğin saatte çalışıp, planlanmış bir şey yoksa istediğin saatte çalışıp, istediğin saatte remote olarak çalışmaya başlayabiliyorsun. Yani Slack'ten sadece işte check-in'i yapıyorsun, yapacaklarını yazıyorsun. Gün senin için başlıyor. Ondan sonra istiyorsan Bodrum'da çalış, istiyorsan Ayvalık'ta çalış. Mesela bir arkadaş, biraz önce sunum yapan arkadaş şu anda Erikli'de, Soros Körfezi'nde çalışıyor yani. Öyle bir opsiyonumuz var. O açıdan da o bayağı rahatlık sağlıyor, bayağı özgürlük sağlıyor. İstediğin zaman yani tatil gibi çalışıyorsun. Yani bazı zamanlar, çoğu zaman hatta yani kafanda sınırlar çok fazla olmuyor. Seni motive eden şey nedir? Teknik olarak kendini geliştirmek, bu bayağı motive eden bir şey. Yani bir insan olduğu yerde sayıyorsa, o zaman özellikle bir yazılımcı ve meraklı bir yazılımcıysan, olduğun yerde sayıyorsan, hep aynı işi yapıyorsan ve istemeye istemeye yapıyorsan bu çok demotive edici bir şey. Yani senin tasklerin hep birbirine benziyorsa, hiçbir problemle uğraşmıyorsan ve sana verilen görev hep aynıysa, o zaman biraz sıkılmaya başlıyorsun. Beni motive eden şey, bizde projelerin farklı farklı challenge'ları oluyor ve genelde çok fazla challenge olmayan projeyi almıyor Hippo. Hippo dışarıya iş yapan bir şirket. Yani Amerika'daki startuplara çoğunlukla veya Kanada'daki startuplara proje yapıyoruz ve projeler genelde enteresan oluyor. İşte Internet of Things projesi geliyor. Benim uğraştığım bir tane şu anda kataloglama projesi üzerine çalışıyorum. Onun çok değişik challenge'ları var. Yani değişik challenge'ları ve değişik böyle zorlukları olan diyeyim projeler geliyor. O zorluklarla uğraşırken zaten çok fazla demotive olamıyorsun. Demotive olacak bir şey vermiyor sana, sıkılganlık vermiyor aslında. Önemli bir şey. Bir de tabii şey kötü, yani sürekli yukarıdan gelen bir baskı yok. Burada bir hiyerarşi, yani hissettiğim bir hiyerarşi asla yok. Herkes birbiriyle arkadaş ve gün içerisinde de şey var. Patronunla bile çok arkadaşça her şeyi konuşup tartışıp, teknik olarak da, şey olarak da yani sana hiçbir şekilde emir gelmiyor, öyle söyleyeyim. O da iyi bir motivasyon oluyor tabii. Yani sen kendi kararlarını alabiliyorsun, kendi kararlarını tartışabiliyorsun ve o kararların önünde genelde çok bir insan olmuyor eğer mantıklı şeyler söylüyorsan. Bir de şey yok tabii, herkes teknik olduğu için, Hippo'da teknik olmayan bir yani genelde herkesin 2-3 kişi hariç genelde yani ekibin %90'ı diyeyim teknik insan. Tasarımcıları da sayarsak %90'ı teknik olan bir ekipte çok fazla anlaşmazlık olmuyor. Zaten herkes aynı dili konuşuyor. Herkes programcı olduğu için de birbirinin dilinden anlayabiliyorsun. Deadline'larını anlayabiliyor. Ne zorluklarla başa çıktığını anlayabiliyor insanlar genellikle. O yüzden hani bir şey uzun sürdüğü zaman da mesela açıklıyorsun ve problem olmuyor. Bunlar genelde motive edici şeyler. Geliştirme ortamından bahsedebilir misin? Genellikle PyCharm kullanıyorum. Şeylerde sunucu tarafında Vim kullanıyorum. Ama PyCharm'da zaman zaman Vim moduna geçiyorum. Özellikle çok fazla yani çok fazla şey yapmak istemiyorsam ve yani yoğunlaşıp çalışmak istiyorsam Vim modunda çalışıyorum PyCharm'da. Daha önce bir iki kere Vim setup'ı yapmaya çalıştım ama her seferinde bir şekilde 3 ay 4 ay sonra tam istediğim gibi olmadı. Her şey birbirine girdi. Vazgeçtim. Hatta Zekeriya başlatmıştı sağ olsun beni böyle hadi Vim hadi Vim diye. Onun da Advisor'ı ile başlamıştım. Bayağı bir kullandım. Hatta hala onun da Advisor'ı bende duruyor. Geliştirme ortamım bu şekilde. Chrome kullanıyorum browser olarak. Yani genellikle PyCharm bana yetiyor. Yani birçok extension'ı var zaten. Diğer dilleri yazacağım zaman da problem olmuyor. Yani JavaScript yazdığım zaman da ya da Go yazdığım zaman ya da Python yazdığım zaman genellikle PyCharm kullanıyorum. Sunucu tarafında da Vim. Çalışırken dinlediğin müzikler. O çok değişken ya. Sabah geliyorum mesela biraz şey varsa, deploy müziklerimiz var. Deploy varsa böyle
bangır bangır genelde ofiste o saatlerde çok bir insan olmuyor. Olan varsa zaten bayağı şikayet ediyor ama hoparlör de var bizim ekranlarda. O yüzden böyle bir deploy müziği açıyorum. Onu da genelde böyle hard rock tarzı bir şey oluyor. Onu da dışarıya veriyorum kulaklıktan değil. Böyle bizim kattaki arkadaşlar en azından kat kat burası. Bir deploy müziği dinliyoruz. Onun dışında şey varsa da genel olarak çalışırken şey değişiyor aslında. Funk dinliyorum mesela geldiğim zaman mutlu olmak için. Gün içerisinde böyle sakinleşeyim falan diyorsam da klasik müzik ya da böyle caz dinliyorum. Böyle şey yaparsam da biraz daha hareketleneyim falan istiyorsam da bebop tarzı bir şey dinliyorum böyle uykum gelirse falan. Genelde öyle. Open source hakkındaki düşüncelerin. Aslında benim en yani yazılım mesleğini yapmamın en büyük nedenlerinden bir tanesi de open source. Benim hayat görüşümle çok uyuyor. Yani ben paylaşmayı ve ortak olarak müşterek bir şey yapmayı çok seven bir insanım. O yüzden de imkanım olduğu kadar yani boşluğum olduğu zaman hafta sonu mutlaka bir open source proje, bir side project yapmaya çalışıyorum ya da yapanlara destek olmaya çalışıyorum. Okuyorum. Yani her bir şey her şekilde yani sadece kod olarak değil. Open source projelere yazan insanlara, yapan insanlara, o open source projelere katkıda bulunan insanlara da bir şekilde katkıda bulunmaya çalışıyorum. Fikir olarak, ticket olarak, kullanım olarak ya da dokümantasyon olarak bir şekilde katkıda bulunmaya çalışıyorum. Çünkü çok önemli. Sadece yani bazı insanlar şu anda birazcık yanlış yorumlanıyor. Yani starı al, iş bul. Yani böyle bir şey değil. Yani open source'un bu seviyede olmaması gerekiyor. Sen contribute etmek yani katkı sağlamak istediğin için ve o katkının önemini anlayarak bence katkı yapmalısın. Yani senin bir rockstar olmanla ya da işte çok fazla starın olmasıyla alakalı olmamalı open source anlayışın. Yani özellikle son dönemdeki şeylerde JavaScript developerlar arasında işte sürekli proje çok matah bir şey olmasa da açıyorsun 400-500 tane starı var mesela veya 300 tane starı var. Veya Go projelerinde mesela ama kodunu okuyorsun gerçekten kötü. Yanlış yönlendiriliyor insanlar bu sayede. Open source'un şöyle bir avantajı var. Open source bir dile yeni giriyorsan ya da yazılıma yeni başlıyorsan başkalarının projelerini okuyarak kendini geliştirebiliyorsun. Çünkü aynı şirkette çalışan 4-5 kişi olsan, 10 kişi olsan, 20 kişi olsan dahi diğerlerinin kodunu okuyarak, kod review'unu yaparak belli bir yere gelebiliyorsun. Ama çok iyi yazılımcılarla çalışma fırsatı bulamayan bir insan çok iyi yazılımcıların open source kodlarını okuyarak kendini çok daha iyi bir şekilde geliştiriyor. Yani ben de çok fazla açık kaynak kod okudum ve hala da çok fazla okuyorum. Yani biri bir kod yazıp internete koyduğu zaman, GitHub'a koyduğu zaman direkt açıyorum, bakıyorum. Bir sürü şey öğreniyorum. Sadece şeyden değil, internetteki yani popüler repozitorilerden değil, kendi arkadaşlarımın kodlarına da bakıyorum. Onlardan da çok fazla şey öğreniyorum. Bence çok önemli. Hem bir yazılımcının kendini geliştirmesi için, hem kendini anlatabilmesi için, hem de müşterek bir şeyler yapmanın o verdiği hazzı yaşayabilmesi için bence çok önemli bir şey. Kırılma noktam da dediğin zaman. Şu anda çalıştığım projeye başlamamla başladım. Çünkü ben daha öncesinde böyle Django, işte frameworklerle genelde aşırı neşir olan bir adamdım ve frameworksüz ellerim kollarım hani o framework'e sarılmadan ne yapacağını bilmeyen bir insandım. Yani framework'ün çatısı altında bir şeyler yapmayı, bir makro framework'ün çatısı altında bir şeyler yapmayı, genellikle makro framework'ün çatısı altında bir şeyler yapan bir adamdım. Sonra şu anda çalıştığım projede gelince hiçbir framework yok. Sadece Tornado'nun belli başlı özelliklerini kullanıyordu. Bayağı elim ayağıma dolaştı ve o zaman gerçekten bir mikro framework'le çok büyük bir code base'i nasıl idare edilebileceğini gördüm. Nasıl idare etmem gerektiğini gördüm. Ve çok farklı teknolojiler kullandım. Birden fazla database kullandım. Bazı yerlerde ORM'imi kendim yazmam gerekti. Bazı yerlerde değişik database'leri değişik farklı şekillerde kullanmam gerekti. O zaman dedim hakikaten bayağı tecrübem artmaya başlıyor artık. Yani çünkü daha öncesinde iyi bir yazılımcı olduğumu düşünüyordum. Ama değilmişim. Hala da iyi yazılımcı olduğumu düşünmüyorum. Yani çünkü öyle düşündüğün zaman bir şeyleri şey yapmaya başlıyorsun. Gözden kaçırmaya başlıyorsun. Benim kırılma noktam oydu herhalde. Yani o noktadan sonra bir imelenme yaşadım bayağı. Öğrenme, yani learning curve denmez de bir öğrenme olarak bir imelenme yaşadım. O noktadan sonra öğrenmem imelendi diyebilirim. Unutulmaz acayip bir hikayem var mı? Türk Telekom'a proje yapan bir şirkette çalışıyordum SeaChange diye. Orada çalışırken bir gün böyle sunuculardan biri gitti yani shutdown oldu. Ben de o sırada biri içeri girdi. Kim girdi hatırlamıyorum da. Ben de dedim sunucu patlamış. İnsan gerçekten böyle bir anda şey oldu. Ortalık birbirine girdi falan. Gerçekten sunucunun patladığını, çünkü sunucu odası var aşağıda ve gerçekten sunucunun patladığını düşünmüşler. Baya böyle
kaos olmuştu. Abi sunucu patladı ne demek falan. Sonra bayağı bir daha patladı dememeyi öğrendim. Ta ki yazılımcı olup işte AWS işte ıvır zıvır remote hostinglerle çalışmaya başlayana kadar bir daha patladı demedim ondan sonra. Öğrenmeye nereden başlamalıyız? Senin önerebileceğin ya da takip ettiğin kaynaklar neler? Bu kişiye göre değişir aslında. Yani öğrenmeye... Ya ben mesela prototipleyerek öğrenmeye çalışan bir adamım. Önce böyle tutorial izlemeye falan çalışıyorum. Sonra daral geliyor böyle. Coursera'dan aldığım hiçbir dersi doğru dürüst bitiremedim açıkça söylemek gerekirse. Bir sürü ders alıyorum. Heveslenip heveslenip 3 ders izleyip hep bırakıyorum. Tutorial'a ben yapamıyorum bir şekilde. Yani olmuyor. Ama çok güzel yapan insanlar da var. Yani mesela sen açarsın ne bileyim o neydi? Code School bilmem ne açarsın en sonuna kadar yaparsın. Ben yapamıyorum. Ben açacağım mesela CafeScript mi öğrenmem gerekiyor? Mesela bir tane proje gelmişti Ipo'da çalışırken bana CafeScript projesi. Benim hiç CafeScript'le alakalı bir şeyim yok. CafeScript yazmam gerekiyor. Oturdum nasıl öğreneyim falan açtım o Code School mu onlardan bir tanesinde vardı mesela şey. Açtım yapamadım yani sonra dedim ki oturayım yazayım işte fonksiyonu yazdım işte bilmem ne yazdım sintaksını alıştım sonra oturup yazmaya başlıyorum. Ufak bir tane prototip yaptım sonra dedim ki tamam oluyor. Yani zaten benim bir tane projem var şey diye herkes de bilir burada da bayağı geyi dönmüştü hatta bizim Hackday'leri oluyor da ben Hackday'de aynı şey yapıyorum her seferinde farklı bir dille yazıyorum mesela. Bir şey bir dilde bir dili öğrenmek istiyorsam bir tane GeoPupSap diye bir proje var hatta böyle dalga geçiyorlar GeoPupSap var var hatta Go ile yazılmış var Python'la yazılmış var Tornado ile yazılmış var Asynchro ile yazılmış var her şeyle yazdım ben onu GeoPupSap 2 GeoPupSap 3 GeoPupSap 4 kralın dönüşü falan böyle dalga da geçiyorlar zaten şeyle işte sürekli o da şey aynı lokasyona yakın insanların birbirleriyle konuşması için bir tane PubSub sunucu. Ben sürekli onu farklı farklı dillerde, farklı farklı şeylerle yazıyorum. Ama bence dili öğrenmek mesela o da çok büyük. Yanlış demeyeyim de aslında insanların birazcık zaman kaybetmesi. Dilden daha çok konseptleri öğrenmek. Onda da Aybars Badur. Yani kendisini zaten böyle hep şey gibi gördüm, hocam gibi görürüm. Onunla da uzun süre beraber çalıştık, 2,5 sene Hippo'da. Yani o da şey... Hep onu söyler yani konseptleri öğren. Functional programming tabii ki öğren ama konseptlerini öğren. Yani nasıl kullanılması gerektiğini öğren. Object oriented programming nasıl kullanımı yani dilleri öğren tamam ama aynı şeyi 20 kere farklı şekilde yazmak enteresan olabilir. Senin değerini artırır ama konseptleri öğrenmek çok daha önemli. İşte event bus nedir? Publish subscribe pattern nedir? Patternleri işte metodları ve kullanım biçimlerini öğrenmek o bence çok daha önemli. Benim tavsiyem farklı farklı aynı şeyi birden fazla kere farklı çeşitte yapmaktan çok farklı konseptleri öğrenmesi, farklı paternleri öğrenmesi. O biraz daha mimari tarafında kendini daha iyi geliştirmeni sağlıyor. Biraz daha farklı açılardan bakmanı sağlıyor. Benim öğrenmeye çalıştığım o. Yani mimari olarak çalışan insanların, yani yazılım mimarisi üzerine çalışan insanların bloglarını takip etmeye çalışıyorum. Ve bayağı ufkum açıldı yani birçok şeyi orada öğrendim diyebilirim. Ama şey başlangıç olarak girecek bir insan için konuşursak bu biraz daha orta seviyedeki insanlar için söylenebilecek bir şey. Ama başlangıç olarak giren bir insanın ufak ufak projeler yapması bence çok önemli. Bu şey var hatta o senin Free Code Camp diye bir şey var o senin biraz daha şey yapmanı sağlıyor. Projelerle öğrenmeni sağlıyor. Sana görevler veriyor. Sen o görevleri yerine getire bir şeyler öğreniyorsun. Mesela o davranış, yani o öğrenme biçimi benim için daha uygun. İnsandan insana değişir. Bazısı tutorial'dan öğreniyor, bazısı videodan öğreniyor. Benim için prototiplemek. Çünkü ben bir şeyler yaptığını görünce oraya mesela print bilmem ne yazsam bile mutlu oluyorum. Yani orada print yazıyorsun, hello world yazıyorsun. O hello world deyince ben mutlu oluyorum. O bana motivasyon sağlıyor. Öbür türlü videodan izle 45 dakika ben sıkılıyorum yani. Geliştirici ve tasarımcı sohbetleriyle ilgili düşünceler. Ya çok güzel ben izledim hepsini aslında. Biraz da dedim benle niye yapmıyorlar. Önceden beri izliyor muydun? İzliyordum. Ya zaten Metglobal'deki herkes arkadaşım olduğu için ilkinde gördüm aa bu ne dedim. Sonra dedim ki herhalde içeriden biri yapıyor çünkü bu adamların hepsi Metglobal'de. Sonra baktım işte sonra seninle tanıştım. Sonra dışarıdan insanlarla yapmaya başladım falan. Çok hoşuma gitti yani. Bayağı güzel. Öğretici diyeyim. İnsanlar yani bu işe girmek isteyen insanın hep merak ettiği, biraz öğrenmek istediği soruları soruyorsun. Neden? Yani çünkü Türkiye'de şey var. Hala çok fazla yazılımcı açığı var. İnsanlar bir motivasyon arıyorlar bu işe girmek için. Bence bu
program sayesinde birçok insan motivasyon bulmuştur. Teşekkür ederim. Rica ederim.